Tabii Ağrı Dağı biliyorsunuz Avrupa'nın en yüksek dağı ve bölgemizde Iğdır ve Ağrı iller arasında olup Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi olan Doğu Anadolu bölgesinde yer alması ve bu geri kalan Doğu Anadolu bölgesinin kalkındırılması tabii doğal olarak da bu dağ potansiyelinin değerlendirilmesinde en çok faydayı Ağrı ili ve Iğdır ilinin göreceğini söylemek mümkün. Çünkü bu illerin sınırlar içerisinde bulunmaktadır. Gelen turistler buraya gelmektedir. Şimdi Ağrı Dağı için bölgeyi biz sürekli bilimsel çalışmalarla değerlendirmekteyiz. İşte anket yöntemiyle özellikle. Bölgeye gelen turistlerin yüzde kaçının Ağrı Dağı için geldiğine baktığımızda son derece düşük bir rakam görüyoruz. Örneğin bölgeye gelen hem 2008'den beri bunu tekrarlıyoruz aşağı yukarı 2-3 yılda bir. Gelen turistlerin yaklaşık yüzde biri ile ikisi ancak Ağrı Dağı için yani Ağrı Dağı'na tırmanmak ya da Ağrı Dağı'nda işte değişik faaliyetlerde bulunmak amacıyla gelmektedir. Bu son derece düşük bir orandır. Eğer sadece Ağrı ilindeki konaklama tesislerinde kalan turistleri dikkate alırsak 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 58 bin kişi. Tabii gerçek rakam bunun biraz üstündedir ama konaklama testlerinde kalan kayıtlı olduğu için ya da günübirlik gelip gidenlerin dışındaki insanları düşündüğümüzde 58 bin yaklaşık rakam. Bu 58 binin %2'sini aldığımızda yani dağ için işte o anket sonuçlarına göre %2 geldiğini varsayarsak 1160 kişi eder. İşte ben olayı şöyle kıyaslıyorum. Everest tepesine, dünyanın en yüksek doruğu olan Everest tepesine tırmanmanın başlangıçtan sona kadar toplam maliyeti 40 bin dolar civarında hesaplanıyor ya da belirtiliyor. Ama Ağrı Dağı'na biliyoruz ki herkes hiçbir yere bir para ödemeden rahat bir şekilde ulaşabiliyor. İşte bu hesapladığımız, bakın sadece 1160 kişi için Everest'e tırmanmanın 40 onda biri civarında bir harcama yaptığını düşünerek, yani altyapının böyle hazırlandığını ve ücret insanlara tanıtımının yapıldığını, profesyonel bir dağcılık anlamında aslında böyle bir şekle dönüştürüldüğü varsayımıyla 1160 ile 4000'i çarptığımızda yaklaşık 4 milyon 200 bin dolar civarında bir rakam eder. Yani sadece dağcılık için gelen. Bir de şöyle düşünün, yani tırmanmanın o mali katkısının ne olacağını hesaplamak için 58 bin kişinin %10'unun dağcılık için geldiğini hesapladığınızda bu da 5800 kişi ediyor. 5800 kişiyi yine Everest'in onda biri kadar harcama yaptığı hesaplamasıyla 5800 çarpı 4000 dolar bu da 23 milyon 200 bin dolara tekabül ediyor. Ve 23 milyon 200 bin dolar çok büyük bir para yöre için. Sadece Ağrı'lı için konaklama yapan 58 bin kişiyi 1000 dolara çıkarabilirsek bu da 58 milyon dolar eder. Bu da çok büyük bir rakam olur. Dolayısıyla turizm bu açıdan son derece büyük potansiyel taşıyor ve Ağrı'yı, Doğu Anadolu'yu hatta Türkiye'yi kalkındırabilecek kadar büyük bir potansiyeldir. Ağrı Dağı potansiyel. Ağrı Dağı potansiyelini böyle düşünüyoruz ama çok ciddi sorunlar da var. Yani onlardan da bir iki tane isterseniz bahsedelim. Yani özellikle kamu tarafından düzeltilmesi ya da önlem alınması gereken konular da var. Mesela işte yaptığımız araştırmalarda ben bazen Doğu Beyazıt'taki esnafla da yüz yüze görüşme, anket yapma vesaire konusunda çalışıyorum. Mesela ilk sırada belirtilen bölgeye turist az geliyor. Sebep nedir dediğimizde İşte bölgedeki güvenlik sorunu birinci problem olarak çıkıyor. Yani Ağrı Dağı'nın işte belirttiğiniz tarzda tırmanışa açılması da bununla ilgilidir. Bölgedeki esnafın, bölge ticaretinin, turizminin canlanması da güvenlikle ilgili bir sorundur. Ancak onu da biraz müsaadeniz olursa açayım ben. Şimdi güvenlik konusunu deyince de çok yanlış anlaşılma ve siz basın yayıncılara da aslında büyük görev düşüyor. Mesela Tendürek'te bir çatışma oluyor. İşte ya Ağrı il merkezinde olmuş gibi sunuluyor ya Doğu Beyazıt
ilçe merkezinde sunulmuş gibi oluyor. Ve dolayısıyla bunu duyan yerli ya da yabancı bölgeye gelmeyi düşünen herkes için bir endişe yaratıyor. Oysa biliyoruz ki işte İran'la da sınır olduğumuz için zaman zaman sınırda olabilir bu çatışmalar. Zaman zaman ülkemizde bir güvenlik terör sorunu var. İşte dağın başında bir yerde böyle bir rastlantı gereği bir çatışma olabilir ama bölgede mesela şu anda Ağrı'da yaşıyoruz. Ağrı il merkezinde zaten hiç böyle bir sorun yok ve Doğu Beyazıt ilçe merkezinde de böyle bir sorun yok. Dolayısıyla bu imajı yani imaj sorununu hallederek ve tabii ki devletimizin de ciddi güvenlik önlemleriyle Ağrı Dağı'nda güvenlik problemi, bölgede güvenlik problemi olmadığının iyi yollarla, etkili yollarla tüm dünyaya, tüm ülkemize tanıtılması lazım ve böylece gelen turistlerle hakikaten bölgeyi kalkındıracak potansiyele sahibiz. Yaptığımız araştırmalarda yine ortaya çıkan temel sorunlardan birisinin konaklama sorunu olduğu, konaklama tesisi yetersizliği olduğu bu ortaya çıkıyor. Tabii onun konaklama tesisinin giderilmesi de yine profesyonel yöntemlerle olmalı. Örneğin 5 yıldızlı bir otelimiz yok. Yani 5 yıldızlı bir otel yatırımı yapılmalı. Bölgede devlet olmazsa olmaz. Devlet öncülük edecek, eksikliği giderecek. Ancak toplumun gelir düzeyi, gelişme düzeyi belli bir seviyeye geldikten sonra artık devletin onu yapmasına gerek kalmayacak. Dolayısıyla mesela bu tür konaklama tesislerinde de gerekirse devletin bizzat kendisi yapacak. O turizmin gelişmesinden sonraki aşamada tekrar onu özelleştirmek mümkündür. Bir diğer sorun da ulaştırma problemi çıkıyor. İkinci sırada daha doğrusu araştırmalarımızda o çıkıyor. Yani içinde yaşadığımız bu günlerde Ağrı Havalimanı'na uçak inişlerinin sık sık iptal edildiğini biliyoruz. Ve bu da özellikle kışın bölgenin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve turizm amaçlı gelenler için de çok ciddi caydırıcı bir sebeptir ya da hakikaten vazgeçirici bir sebeptir. Dolayısıyla ulaşım konusunda da özellikle havalimanı konusuna çok ciddi bir çözüm bulunmalı. Yani aleti ne varsa işte sisli havada da uçağın ineceği şekilde düzenlenmesinde fayda var. Çünkü bu bölgeyi devletimizin de önemsemesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük coğrafi bölgesidir üstelik Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesini sadece Ağrı merkezli de düşünmemek lazım. Mesela Erzurum'da konuştuğumda Erzurum merkezli olmasın diyorum. Iğdır merkezli olmasın, Van merkezli olmasın. Topyekün bir turizm, kolektif bir turizm politikası geliştirmek lazım. Ve işte bu kolektif turizm politikası içerisinde en önemli proje tren ringine acil ihtiyaç bulunmaktadır. Yani öyle bir müthiş bir modelimiz de var. Doğu Ekspresi modelimiz var. Yani göründü, katkısı oldu. Kars'ı işte Türkiye'nin yıldızı haline getirmeye başladı. Ve içinde bulunduğumuz kış şartlarını ve hele hele Ağrı Dağı gibi bir potansiyeli görmeyi görsel hale getirip trenle bu bölgeden geçenlere sunacak organizasyonlar yapılabilirse bu sadece dediğim gibi Doğu Anadolu için değil Türkiye'nin kalkınmasını tetikleyecek, dünya turistlerini bölgeye çekecek, bütün Doğu Anadolu'da gezen bir tren ringiyle işte önemli merkezlerden, duraklardan birisinde Ağrı veya Doğu Beyazıt yapılması kaydıyla ve Ağrı Dağı ile de bağlantısının kurulması yoluyla çok ciddi bir kalkınma potansiyeli kurulmuş olabilir. Üçüncü sorun da yetişmiş profesyonel rehberler, danışmanlık hizmeti verecek yerlerin eksikliği gelen turistlere yaptığımız anketler sonucunda ortaya çıkıyor. Bunun için de dediğim gibi özellikle dil bilen, turizmi profesyonel kavrayıp ve bunu gelenler nezdinde uygulayan ekibe ihtiyaç var. Bu da yine başlangıçta belki kamunun desteğiyle ama zamanla zaten ekonomik getirisi olan bir faaliyete dönüşünce yörenin kendisi otomatikman yetiştirecektir. Çünkü yörenin genç nüfusu son derece fazladır. Ağrı ili genç nüfusu toplam nüfus içerisinde oldukça yüksek bir orana sahiptir. Dolayısıyla o genç nüfus zaten bu ekonomik getirisi olan faaliyette ciddi pay almak için çabalayacak işlemlerle bölge kalkınması önemli bir aşama kat edecektir diye düşünüyorum. Tabii turizm için bir de şöyle bir mevcut sonuçları da yine paylaşayım sizinle. Bölgeye gelen turistlerin
%85'i yerli turistlerden oluşmakta ve %15'i sadece Avrupalı turistlerden oluşmakta. Yani bu ne demektir? Bu demektir ki dünyaya aslında çok etkili tanıtamamışız demektir. Bu nedenle yöreyi dünyaya iyi tanıtabilmek için özellikle Avrupalı turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğunu da biliyoruz. Gelenlerin %20 civarında, 25 civarındaki bir pay akrabalarında, eş dostlarında konaklamaktadır. Yani bu demektir ki profesyonel bir tarzda işletilememektedir. Ağrı Dağı'nı uluslararası bir marka haline getirecek, yani Ağrı Dağı'nın tanıtımını çok iyi yapmak. Artık Ağrı Dağı gibi bir dağ bizim madem ülkemizin potansiyeli, bölgemizin, ilimizin potansiyeli, o zaman bunu dünyaya o şekilde sunmak lazım. Bazen sırf onu görmek için gelmeli insanlar. Bazen onu tırmanmak için, bazen onun civarındaki konaklama tesisleri yerindeki o yemeklerden yemek için ya da manzarayı seyretmek, resmetmek için gelebilmeli. Ama bunların tamamı çok ciddi bir çaba gerektiriyor, tanıtım gerektiriyor ve markalaşması, uluslararası bir marka haline dönüştürmek gerekiyor. Bir de doğa araştırmacılarını buraya çekmek mümkündür. Ne demek istiyorum? 480 civarında yörede, çeşit civarında kuş türü bulunmakta yapılan araştırmalar tarafından. Ve bu 480 kuş türünün yaklaşık 321 civarındaki kısmı bölgede yaşıyor. Yani Iğdır'da yaşıyor, Ağrı Dağı'nda yaşıyor, Ağrı Dağı'nın o sazlıklarında yaşıyor vesaire. Ve üstelik kuş göç yolları üzerindedir bir de. Ağrı Dağı ve bölgesi, yani o işte Iğdır ve Aras bölgesi ya da Doğu Beyaz'dan o sazlık kısmı. Dolayısıyla doğa araştırmacılar için çiçek florasını mesela kimse gündeme getirmiyor. Ağrı Dağı'nın çiçek florası araştırılmış ve yine Ağrı Dağı'nda yanılmıyor, hafızam beni yanıltmıyorsa 381 civarında çiçek çeşidi var. 55 çiçek familyasına ait 381 civarında çiçek çeşidi var. Bunların 52'si 53'ü endemik çiçek. Yani dünyada başka yerde bulunmayan endemik özel çiçekler. Bakın bunlar içinde işte bu bahsettiğim işte kuş gözlemleri, işte çiçek araştırmacıları, yani doğa araştırmacılar için de harika bir mekandır. Kışın kış turizmi için, işte yazın keza dağ tırmanış için. Tabii bunun için bir de ilgiyi çekecek özel bir altyapılardan birisinin de Ağrı Dağı civarında, Ağrı Dağı'nın göründüğü bir bölgede, onu görerek kayak yapılacak bir yerde kayak tesisinin kurulması ve kış şartlarına sahip bir bölge olduğumuz için böyle o bölgeye gelip kayak yaparken Ağrı Dağı'nı seyretmenin dünyaya bir de iyi tanıtıldığını düşünün. Yani müthiş bir turizm potansiyeli olur ki dediğim gibi bu sadece Ağrı ile Iğdır ile için değil, bütün Türkiye'miz için özel bir katkı olur, müthiş bir durum olur. Bunlar hayal değil, bunlar hakikaten var olan potansiyelimizi, dinamiğimizi, iç dinamiğimizi değerlendirme önerilerdir. Böyle düşünmek lazım diye kanaatim oluşuyor benim. Yaklaşık bir 30 yıldır turizmle uğraşıyorum. Lakap olarak Paraşüt Ahmet derler. Normal dağcılık camiası öyle tanır. İşte uzun yıllardan beridir kültürel anlamda, dağcılık anlamında, aynı zamanda da arama kurtarma anlamında bölgede faaliyet gösteriyoruz. Tabii 1990'dan 2000'li yıllar arası o sancılı dönemlerde kapandı. 2000'den sonra tekrar açılışı yapıldı resmi olarak. 2015'e kadar. Mevcutta 15 yıl içerisinde bayağı bir dağcılık faaliyeti daha da farklı boyutlarla başladı. Ondan dolayı bayağı bir nam saldı Ağrı Dağı Türkiye'de. Gerek yurt dışında falan. Dünya çapında da tanınan yani insanların, dağcıların can damarıdır Ağrı Dağı en azından. Burası Türkiye'nin can damarıdır. Bu dağcılık sporunda olsun, gerek ekonomi anlamında olsun büyük bir faydası vardır. Buraya gelen yabancı turist çevre illere de gider, çevre illeri de görür, oraya da döviz bırakmış olur. Artı bizim istediğimiz şu anki yani mevcutta, madem bu sene açılacak, kısımdan bir şimdi açılması lazım ki bütün ajantaları hem bölgemizde hem İç Anadolu'da, mesela Kapadokya bölgesinde büyük bir ajanta grubumuz var, arkadaşlar çalışıyor, Kaşgar bölgesi yine öyle, Karadeniz'deki arkadaşlar, onların da herkesin rezervasyonu var. Yani bir de Mart ayında, bizim Nisan'la Mart ayında burada Türk kaya dediğimiz olay var. Yani insanlar buraya kayak yapmaya da geliyorlar. Onun için şu anki açılması bizim için çok çok güzel bir makbule geçer, yani bir bingo diyebiliriz buna. Şimdi
Şimdi Ağrı Dağı hem Ağrı hem Türkiye hem Avrupa için önemli bir isim. Bu marka ismi biz hem dağcılık hem de turizm açısından değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin çatısı Avrupa'nın yüksek dağı. Diğer bir önemli kısmı turizm açısından kutsal bir dağ. Bu kutsallığı da Avrupa açısından önemli. Bizim il ve çevre illerimiz açısından önemi de ticari konusudur. Hem tırmanışların açılması, tırmanışların açılmasıyla beraber turizmin de patlaması demektir. Turizm demek gelir demektir. Bu da ülkemiz açısından önemli bir paydır. İlimiz açısından önemli bir paydır. Sadece ilimiz değil. Yani bu konuda Ağrı, Doğu Beyazıt ilçemiz Ağrı, Van, Kars, Iğdır. Hepsine yetecek kadar yani turizm ağırlama imkanımız var. Ve bunun yanında da geliri de ona göre beklentimiz var yani. Ünlü seyyah Marco Polo Ağrı Dağı için hiçbir zaman çıkılamayacak bir dağ demişti kendi seyahatnamelerinde. Ancak 1829 yılında Profesör Frederick Parrot Ağrı Dağı'na çıkarak ünlü seyyahın da aslında o gördüğü tabloyu adeta yıktı ve Parrot'un çıkışından sonra Ağrı Dağı'na olan ilgi daha çok arttı. Çünkü Ağrı Dağı efsanelere konu olmuş, birçok efsanede yer almış, kutsal kitaplarda yer alan bir dağdı. Son zamanlarda önemli bir tırmanış gerçekleştirildi Ağrı Dağı'na. İşte biz de bu kitapta Ağrı 5137 kitabı ile Ağrı Dağı'nda yaşanan bir takım olayları kaleme aldık. Dağın tırmanışa kapanışından ve gelecek yıla vurgu yaparak ileride açıldığında yaşanan olayları kitapta derlemeye çalıştık. Ve dağcıların gözüyle dağın bölgenin hem sporuna, hem ekonomisine, hem sosyolojik dokusuna ne tür etkileri olabileceğine dair izlenimlerimizi aktardık.